Hayatımda geçirdiğim iki ağır kaza var. İlkinde tramvay beni ezip geçti, diğeri ise Diego'ydu. Diego kesinlikle daha yıkıcıydı. Bu sözler tarihin en ikonik kadın sanatçısı Frida Kahlo'ya ait. Almadığı kaş ve bıyıklarıyla, rengarenk kıyafetleriyle, çiçekli tacıyla güzellik standartını yerle bir eden adeta bir güç simgesi. Yaptığı resimler kadar yaşadığı acı dolu hayatıyla bilinen Meksika asıllı ressam Frida Kahlo'nun acısı daha çocukken başladı. Geçirdiği çocuk felci sonrası bir bacağı diğerinden daha zayıf kaldı. Tahta bacak Frida gibi lakaplar takılmasına sebep olan bu olaydan sonra henüz 18'indeyken feci bir kaza daha yaşadı. Okuldan eve dönerken bindiği otobüs bir tramvay ile çarpıştı. Çok sayıda yolcunun ölümüyle sonuçlanan bu kazada Frida ağır yaralandı. Demir bir çubuk Frida'nın sol kalçasından girip leğen kemiğinden çıkmıştı. Omurgasının bel bölgesi 3 noktasından leğen kemiği, köprücük kemiği, kaburgası ve sağ bacağı 11 yerinden kırılmıştı. Frida bu kazadan sonra yatağa bağımlı hale geldi. Kırıklar nedeniyle uzun bir süre vücudunun büyük bir kısmı alçıda kaldı. Daha sonrasında alçının yerini demir korseler aldı. Kendisini görebilmek için yatağının üstüne bir ayna koydurdu. Bu sayede de ağrılarıyla başa çıkabilmek için resim yapmaya başladı. O aynaya bakarak otoportreler yaptı. Bildiğim tek şey şu ki resim yapıyorum çünkü buna ihtiyacım var diyor. Yaptığı resimler sürrealist olarak adlandırılsa da o bunu asla kabul etmedi. Hiçbir zaman hayallerimi ya da kabuslarımı resmetmedim. Ben sadece kendi gerçekliğimi resmettim diyerek bizim o göremediğimiz gerçekliğini tüm çıplaklığıyla resmetmeye çalıştı. Bir süre sonra tekrar yürümeye başladı ve hayatının bana göre en büyük hatasıyla tanıştı. Dönemin ünlü ressamlarından Diego Rivera'ya aşık oldu ve 1929 yılında evlendiler. Evlilikleri ise fil ile güvercinin evlenmesine benzetildi. Diego, Frida'ya sadık bir eş olamadı ve onu defalarca aldattı. Hatta Frida'nın kız kardeşiyle bile. Bu süreçte Frida sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu ve bu sebepten dolayı çocuğunu aldırmak zorunda kaldı. Ardından iki kere daha düşük yaptı. Eşinin sadakatsizliğinden dolayı ondan ayrıldı. Fakat ruhsal sağlığına bu ayrılık hiç ama hiç iyi gelmedi. Her şeye rağmen Diego'ya çok aşıktı. Ayrılık sürecinde kendisini içkiye vurdu. Saçlarını kısacık kesti ve erkek kıyafetleri giymeye başladı. Frida'nın ruh sağlığı doktorlarını endişelendirdi ve bir sene sonra tekrar Diego ile barıştı. Her şeye rağmen onu affedebilmişti. Bedensel sıkıntıları yüzünden hiçbir zaman anne olamadı. Resimlerinde bu acısını defalarca yansıttı. Çocuk özlemini maymunlarıyla gidermeye çalıştı. Hem fiziksel hem de mental olarak ağrılarla boğuşan Frida, derin bir depresyona girdi ve Yaralı Geyik isimli tablosunda kendini geyik vücudunda resmetti. Vücuduna oklar saplanmış bir halde ormanda gezinen bu geyik, Frida'nın içinde bulunduğu ruh halinde gözler önüne serdi. Bu resimde Frida'nın kaderini değiştirme gücü olmadığını anlatmaya çalıştığını söyler sanat tarihçileri. Frida kırılan kemiklerinin iyileşmesi için 5 ay boyunca çelik bir korse giymek zorunda kaldı. Kırık Sütun adlı eserinde kendini bu çelik korseyle birlikte resmetti. Diğer resimlerinden farklı olarak bunda ne renkli arka planlar, ne hayvanlar, ne de başka bir şey vardı. Frida yalnızdı ve acı içindeydi. Diego ile ayrılığının acısı öyle büyüktü ki, Frida'nın elinde bu acıyı hafifletmenin tek bir yolu vardı, o da resim yapmak. Kısa bir süre sonra sağlığı giderek bozulmaya başladı. Aşırı içki ve sigara tüketmesi, uyuyabilmek için içtiği ilaçlar çöküşünü hızlandırdı. Bu arada hasar gören ayağı kangren olduğu için kesildi. 1953 yılında Meksika'da, kendi vatanında ilk kişisel sergisini açtı. Doktorunun koyduğu yasağa rağmen Frida yatağından çıkmaksızın
bir kamyonla kendini galeriye taşıttı ve tekerleklerin üzerinde konuklar arasında kendi sergisine katıldı. Frida Kahlo 13 Temmuz 1954'te akciğer embolisi teşhisiyle son nefesini verdi. Kahlo'nun sanattaki geleneksel kadın güzelliği tasvirinden sapması, tüm dünyada tanınan en önemli kadın sanatçı olması ve asla yenilgiyi kabul etmeyen güçlü kişiliği bana her zaman ilham verdi. Moda dünyasının en önemli ikonlarından biri oldu. Bir ressamdan fazlasıydı. Tasarımcıların ilham kaynağıydı. Yaşam alanını da tıpkı giyim tarzı gibi rengarenk yapan Frida Kahlo'nun doğup büyüdüğü ve hayatını kaybettiği o meşhur mavi evde alçı korseleri, takıları, kıyafetleri tüm yaşanmışlıklarıyla sergileniyor. Bize geriye kalanlar ise sadece giysilerden ibaret değil. Eşsiz dışa vurum sanat eserlerinin yanı sıra kendini sevmeyi öğretmesi ve asla pes etmeyen eşsiz kişiliği. Kendi portremi resmediyorum. Çünkü çoğunlukla yalnızım. Çünkü en iyi tanıdığım insanım.